Yaşam engel tanımaz. Gelin hep birlikte hayatı kolaylaştıralım. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı. Son bölümle tekrar sizlerle beraber çok hızlı gitmemiz gerekiyor. Başkan, sporunu mu kiraladınız? Gerçekten Kocaelispor'un geleceği için önemli bir proje bu da. Bir de en çok merak edilen, yeni stada ne zaman gideceğiz? Hı hı. Bir de sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa, tamam, hızlı bir şekilde toparlarsak. Önce sporumdan başlayayım. Teşekkür ederek başlayalım önce. Gerçekten bizim için kıymetli. Hem ekonomik anlamda bir getirisi olacak. Bizim bu zor günlerimizde bizim için ciddi bir gelir kapısı olacak. Hem de kulübümüzün oyuncuları için, alt takım oyuncularımız için, alt takım oyuncularımız için ciddi bir istifade fırsatımız da olacak. Ayrıca milli servet dediğimiz işte ülkenin ortaya çıkardığı bir değeri de tekrar şehrin kullanımına sunmuş olacağız. Her anlamda herkesin kazan kazan diyebileceği bir organizasyon oldu. En başta Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Işık'tan, Sayın Kara Osmanoğlu'na, Sayın İl Başkanımız Şemsettin Ceyhan'a, Sayın Valimize, Sayın Defterdarımıza, hepsinin çok emeği var bu süreçte. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama ben izin verirseniz büyüklerimden sonra geçmiş dönemde beraber görev yaptığımız ve Kocaelispor sevdalısı arkadaşımız Yaşar Can'a özel teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk olarak bunu aklımıza sokan, önümüze getiren Yaşar Can'dır. Kıymetli insandır Yaşar. Aynen, kıymetli insandır. Hem bunda doğru zamanlamada doğru bir bakış açısıyla getirdi bizim önümüze. Gerçekten Kocaelispor için de ciddi bir istifade olacak. Ne zaman? Şöyle, biz 10 gün önce teslim aldık. Maalesef bu geçen bir senelik süreçte, 15 Temmuz sürecinden sonra biliyorsunuz el koyulmuştuk tesise. Bir senelik süreçte tabii tesise hiç bakılmadığı ve hizmet vermediği için ciddi bir zarar görmüş. Maalesef ufak tefek hırsızlık gibi olaylar yaşanmış. İçeride ciddi bir hasar var. O hasar sürecini de bir şekilde, o da ciddi bir kaynak gerektiriyor. Biz burada 8-9 tane burayı işletmeye talip firma var. Onların hepsiyle bu süreçte görüştük. Hepsi gitti tesisin son halini, ne kadar para harcanması gerektiğini, neler yapılabileceğini gördü. Onlar şimdi tekliflerini vermeye başladılar. Ne şartlarda nasıl yapılabileceğini, ama bunu da merak edenler var, onu da duyuralım. Biz Sporium'un biz el konmadan önce, 15 Temmuz sürecinden önce 1500'e yakın aktif üyesi varmış. Evet. Biz görüştüğümüz işletmecilerin hepsiyle bu mevcut üyelerin de mutlaka bir mağduriyet yaşadılar onlar. Çünkü bir bedel ödüyorsunuz, evet, biliyorsunuz. Yıllık bir abonelik bedeli ödüyorsunuz, evet, ve onun karşılığında bir yıl boyunca ücretsiz faydalanıyorsunuz. Herkesin ne kadar süresi kaldıysa o süreleri yeni gelen işletmecilerin de vermesi şeklinde bir çalışma yaptırıyoruz. En azından bizim sorumluluğumuz değil aslında. Kocaelispor olarak biz bununla sorumlu değiliz. Bu bizim sorumluluğumuz da değil, ama sonuçta o insanlar da bizim şehrimizin insanları, bir mağduriyet yaşamışlar. İstiyoruz ki şehre yeni bir isimle, yeni hizmet anlayışıyla başlayacak işletme o insanların mağduriyetinde Kocaelispor olarak biz gidermiş olalım. Doğru yapıyoruz. Doğru bir şey yapıyoruz diye düşünüyoruz. Kendi ekibimiz, kendi kadromuz tabii ki faydalanacak. Kocaelispor kulübü üyeleri mutlaka belli bir indirim oranıyla oradan istifade edecekler. Tabii ki bedelini ödemek şartıyla. Kocaelispor için bence çok kıymetli, çok kaliteli, çok keyifli bir iş oldu. İnşallah uzun yıllar bizden sonra da Kocaelispor kulübüne kalıcı gelir getirecek güzel bir proje. Tekrar emeğe geçen herkese büyüklerimiz başta olmak üzere teşekkür ediyoruz. Evet, stadyum. Stadyum derin yara. Yani şu anda belki de yaşadığımız en büyük sıkıntı. Öyle söyleyeyim. Biz Mayıs ayında final oynadık. İşte 15 Mayıs deseniz yuvarlak olarak. 15 Haziran, 15 Temmuz, 15 Ağustos, 15 Eylül. Neredeyse 4 ay bitti. Bizim biliyorsunuz bu durağan dönemde en büyük gelirimiz kombine satışlarımız ve lig başladıktan sonra, evet, stattan elde ettiğimiz gelirdi. Maalesef biz 4 ay boyunca delikli kuruş gelir elde edemedik bunlardan. Stadın açılışı şu anki koşullarda en iyi şartlarda Ocak ayı gibi gözüküyor. Bu son haftada belki izlemişsinizdir, ben de sonradan izledim. Galatasaray maçında bir sahne olmuş zeminde. Evet, son dakikada bir Selçuk'un frikiğinde olmuş. Beşiktaş maçında da benzer bir şey olduğunu söylediler. Görmedim. Karabük maçı. Orada da benzer bir şey olmuş. Zemin problemi. Ozan'ın i̇şte, penaltı atışı. Aynen. Yani Ocak ayında da mükemmel koşullarda hazır olacak mı zemin? Onu da çok iyi bilmiyoruz, ama bir çaba var, bir mücadele var. Gençlik Spor Müdürlüğü onunla ilgili bir çalışma yapıyor. Ama Ocak ayında kış koşullarında
evet mükemmel her anlamda hizmet vermeye hazır ve bir sonraki seneye de sıkıntı yaratmayacak formata geldi mi onu o gün göreceğiz. Ama bizim şu aksiyonumuz korkunç. Sadece zemin mi? Yani şöyle, diğer her şey tamamlandı zemin, mı? Barkodlu kombinelerde turnikelerin barkod sistemi yok. Yazılım ihalesi yapılmamış. Onunla ilgili çalışma yapılıyor şu anda. Hem Gençlik İspa Müdürü hem Valilik aracılığıyla. Sayın Valimize de Gençlik İspa Müdürü'ne teşekkür ediyoruz. Hızlandırdılar bu süreci de. Ama en iyi şartlarda Ocak ayı gözüküyor. Tabii bizi şu anlamda çok yoruyor. Biz sezonun ne kadarını burada, ne kadarını orada oynayacağız. Eski statta ne kadar organize olabileceğiz? Turnikeler zaten çalışmıyordu biliyorsunuz. Yatırım yapıyordu evet. İsmet Paşa'ya. Ya bizim şu 4 ayda hiç sesimiz çıkmıyor biz. Çünkü biliyorsunuz ilk günden beri bir şey söylüyorduk. Kocaespor isminin şehirde parayla anılmasını istemiyoruz. Ekonomik dertlerle anılmasını istemiyoruz ama tam 4 aydır delik bir kuruş gelirimiz olmadan şöyle düşünün. Sezon kampı, sezon malzemesi, futbolcu transferleri, peşinatları, kulübün aylık rutin maaşları, personel maaşları, evet. Altyapı giderleri inanılmaz bir bütçe. Yani bizim imkanlarımız için dediğimiz zaten 1 milyon lira bugüne kadar çıkmış kaynak var ve delik bir kuruş gelirimiz yok. Gerçekten o anlamda çok zor ama biz aynı çizgide devam edeceğiz. Yani biz çıkıp da bizim paramız yok, bizim turumuz yok demiyoruz ama şu da canımızı acıtmıyor değil. Hala göğüs reklamsız ve kol reklamsız. Evet. Maça çıkıyoruz bilmiyorum farkında mısınız? Evet, 2 hafta, 3 hafta. Soruların içinde o da var. 3 tane maç oynadık. Göğüs reklamımız, kol reklamımız yok. Onunla ilgili bir takım girişimlerimiz var ama maalesef daha olumlu sonuçlanmadı.